Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde etiket fiyat araştırması yaptı. Ayrıca bayram nedeniyle kutusuz satılacak olan şeker, tatlı ve çikolatalarda dara konusuna dikkat çekildi. Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü olarak diğer illerde olduğu gibi bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerimize biz devam ediyoruz. Hemen hemen her gün Kütahya'da biz denetim yapıyoruz. Öncelikle bunun bilinmesini isterim. Şu anda Kütahya'da 3 tane 4 tane ekiple yine farklı noktalarda denetimlerimiz devam ediyor. Bayram öncesi olması dolayısıyla özellikle bayramda ihtiyaç olan ürünlere yönelik işte tatlıdır, şekerdir, kıyafettir gibi ürünlere yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerimiz ağırlıklı olarak bu yönde. İlimizde yılbaşından itibaren bugüne kadar 10 binden fazla ürünü resmi olarak denetledik. Yani kayıtlara geçmiş olan. Bunun dışında zaten denetime girdiğimiz zaman yani bir markete ekiplerimiz denetime girdiği zaman zaten geçerken herhangi bir üründe etiket olmadığını ya da etiket olup olmadığını bir de gözle resmiyete dökmeden yapılan denetimlerimiz var. Denetimlerimiz devam ediyor. Ben özetle bunu söyleyebilirim. Ağırlıklı olarak nerede sıkıntı olma ihtimali varsa, sorun olma ihtimali varsa denetimleri biz orada yoğunlaştırıyoruz. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde ne yaptık? İşte dezenfektandı, maskeydi, ağırlıklı ihtiyaçlara yönelik denetimlerimiz oldu. Bayram öncesi dediğim gibi ağırlıklı olarak yani nerede fırsatçılık olabilecekse, nerede hata olabilecekse, nerede tüketiciyi yanıltıcı bir durum söz konusu olabilecekse denetimlerimiz bu yönde oluyor. Bakanlığımızın talimatları da bu yönde oluyor. Cezai müeyyideler tabi zaman zaman oluyor. Yani eksik bulduğumuz hususlarda cezai müeyyide bizim uyguladıklarımız oluyor. Ayrıca biliyorsunuz fahiş fiyatla ilgili yaptığımız denetimlerin sonuçlarını ki müeyyideleri daha ağırdır. Onları biz Ankara'ya gönderiyoruz. Fahiş fiyat değerlendirme kurulu var Ankara'da. O kurul değerlendirip cezaları onlar veriyorlar. Tabii onunla ilgili daha önce kamuoyuyla paylaşılıyordu ama bildiğim kadarıyla son zamanda paylaşılmıyor. Farkındalık olması açısından söylüyorum. Özellikle tüketicilerimiz ambalajsız ürün alırken yani tartılarak alınan işte tatlıydı, baklavaydı, efendime söyleyeyim çikolataydı gibi ürünlerde kutuyla aldıkları zaman darasına dikkat etsinler. Darasını mutlaka aldırsınlar. Bunu da ben hatta bugünün konusu olsun isterim. Farkındalık olsun. Çünkü dara gerçekten çok önemli. 700 liraya baklava alıyorsunuz. Darası alınmadan eğer alıyorsanız bunu en az %10'unu ambalajı ödemiş oluyorsunuz. Bunu da ayrıca paylaşmak isterim.